Selamlar arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine sizlerden gelen sorulara özel içerikler hazırlamaya devam ediyorum. Bugünkü konumuz InDesign içerisinde Pantone nasıl kullanırız? Tasarımlarımızda Pantone kodları nasıl ekleriz? Hiç vakit kaybetmeden beraber görelim. İlk olarak bu şekilde bir çalışmamız olduğunu düşünelim arkadaşlar. Örneğin şu ortadaki kısma, şurada yazdığım Pantone kodları bu arada tamamen uydurmadır. Yani gerçek bir Pantone kodu değil şu an görünen ekrandaki. Biz şurada görmüş olduğunuz renk alanının Pantone kodunu beraber bulacağız. Bunun için ilk olarak Swatches panelini açmamız gerekiyor. Üst kısımda yer alan Window panelinden Color ve ardından da Swatches panelini aktif ediyoruz. Bu şekilde panelimizi F5 kısa yoluyla da açabilirsiniz. Şimdi gelelim Pantone kodunu ayarlamaya. Görmüş olduğunuz gibi ekrandaki obje seçili şu anda. Obje seçiliyken şu alt kısımdaki panelin altındaki artıya bastığım zaman bu şekilde rengi panele ekliyor arkadaşlar. Ardından yapmam gereken bu renge çift tıklamak ve karşıma böyle bir pencere gelecek. Bu pencerede üstte Color Type kısmında Spot ve Process seçili. Buradan baskıya göndereceğimizi düşünerek Spot rengi seçmek daha da iyi olur. Özellikle matbaalarda renk ayrımı yaparken spot renk üzerinden giderler. Buradan da color mode kısmını da kullanmak istediğimiz Pantone kataloğuna göre de buradan seçimimizi yapıyoruz. Örneğin bir kart vizit veya broşür ya da şu anda görmüş olduğunuz A4 çalışmayı kuşe bir kağıda basacaksak Pantone Solid Coated seçeneğini buradan seçiyoruz. Eğer şu Uncoated seçeneğini aktif etseydik, birinci hamur gibi bir baskı kullanıyorsak, yani herhangi bir kaplama yapılmayacaksa kağıda, o zaman da Uncoated seçiliyor arkadaşlar. Buradan biz Coated, Solid Coated seçeneğini seçiyoruz. Ve rengimize en yakın buradan Pantone kodunu şu şekilde kendimiz arayarak buradan bulabiliyoruz. Tabii ki bu seçimi yapmadan önce bir tane elimizde Pantone kataloğu olması gerekli ve o kataloğa göre buradan da rengi seçmemiz gerekli. Çünkü ekranda görünen renkle katalogda görünen renk arasında da tabii ki farklılıklar oluyor. Biz buradan en yakın bir tane renk bulalım kendimize. Örneğin şu andaki Pantone 184C şu anda biraz yakın görünüyor. Şuradan ön izlemeyi açıp kapattığım zaman da bu şekilde görebiliyorum. Dediğim gibi katalogdan ilk önce rengi seçip daha sonrasından buradan numarayı direkt şuraya yazarak bulmak daha mantıklı olacaktır. Okey dediğimiz zaman da gördüğünüz gibi buraya Pantone kodu otomatik olarak belirlenmiş oldu. Daha sonra istediğimiz kısımları buradan yine bu renklerle seçip şöyle yapmamız gerekiyor tabii ki. Şöyle CTRL-A ardından kodu seçtiğim zaman da diğer taraflarda da bu kod aktif olmuş olacak arkadaşlar. Eğer bu video ile ilgili veya farklı bir konuyla ilgili sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmına sorularınızı iletebilirsiniz. Yine bu şekilde videolar hazırlamaya çalışırım sizler için. Kanaldaki diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.